Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Samet Hoca'nız. Dersimiz geometri. Konumuz trigonometri ki Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi hemen takvimimize bakalım. Takvimimizde arkadaşlar Mart ayındayız ve Mart ayında da Trigonometri 1'i yaptık hafta içinde. Şimdi de cumartesi günü Trigonometri 2 ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Trigonometri 1'de neler yapmıştık? Yönlü açıları, açı ölçü birimlerini, esas ölçü ve birim çemberi yapmıştık. Dedik ki bunlar zaten girişti. Ama bugün tam anlamıyla gerçekten de geometrinin bu girişinin üstüne çok sağlam bir temel atacağız. Burası çok önemli bir kısım. Çünkü bize Özellikle Trigo 2'de çok yardımcı olacak. Zaten burada Trigo işlerde de yine bizim için çok önemli kısımlar olacak. Buradan kesinlikle soru geliyor. O yüzden de arkadaşlar hatta buradan soru gelmezse bile toplam farkla birleştirip getiriyorlar. Her türlü soru soruyorlar. O yüzden biz şu an Trigo 2'deyiz arkadaşlar. Unutmayalım dedim geçtim. Bu arada da ödev de vermek gerekirse arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlardayız. Hemen trigonometrik fasükürümüz öğren bitsin fasüküründe de bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Biz ne yaptık arkadaşlar? Kosinüs teoremine kadar 56. sayfaya kadar yapacağız. Nereden? 48. Zaten bölüm bölüm bakın. Bakın burada bölümlerde bölüm 1'i yaptık. Şimdi bölüm 2'deyiz. Bölüm 2 trigonometrik fonksiyonlar ve trigonometrik fonksiyonların testleri. Biz şu an trigonometrik fonksiyonlarıdayız. ve burada da 90'dan büyük, 90'dan küçük sıralanışı şu bu. Hepsini göstereceğiz. Zaten bu kısmı da 3. E, olarak söylemiştik. Ve de arkadaşlar 4'te bakın kitabımız da tam ona göre ayrılmış zaten. Ee, ne yapmıştık? Onlarda da yarım açı ve toplam fark formüllerini söylemiş olacağız. Fasikülümüz güzel. Sorularımız gerçekten de orijinal. Hatta birkaç tane soruyu da ben fasikülümüzden aldım diyebilirim. Geçtim. Trigonometrik fonksiyonlarda arkadaşlar başlıyoruz. Sinüs, kosinüs fonksiyonlarıyla başlıyorum arkadaşım. Trigonometrik fonksiyonlarda ilk kim sinüs, kosinüs. Zaten bunu daha önce de gösterdiğim için sadece hatırlatma gibi söyleyeceğim. Bakın şimdi arkadaşlar bir doğru parçam varsa daha doğrusu bir alfa açısıyla bir doğru ışın alırsam buradan ışının şu kestiği yer x, x virgül y olsun arkadaşlar. Bakın burası x virgül y olsun. Yani bu noktanın x'i hemen gösterelim. Şurası olsun. Burası da y'si olsun. Şimdi benim hipotenüsümde 1 olduğuna göre o zaman sinüs alfa nedir? İlk önce onu yazalım. Karşı bölü hipotenüstür. Karşı kenar şöyle yazalım. Bölü hipotenüstür. Karşı kenar bölü hipotenüstür. Peki karşısı ne bunun? Gördüğün gibi karşısı y ekseni. E, hipotenüs kaç? 1. O zaman demek ki ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Sinüs alfa benim için direkt ne olacak arkadaşım? Direkt y'de kestiği ya da daha doğrusu bir noktanın y'si direkt benim için ne olacak? Sinüs olacak. Hatta ve hatta y eksenine de ben ne diyeceğim? Artık bundan sonra sinüs ekseni diyeceğim. Bak sinüs ekseni diyeceğim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bunu da farklı bir kanal yapayım. Kosinüs. Bak kosinüs. Bu da komşu kenar. Ve bu arada ben çok güzel yazarım çivi yazısını. İnşallah siz de biliyorsunuzdur. Komşu kenar böyle hipotenüste. Komşusu alfanın neresi? Bakın burası hipotenüsü, burası komşusu. O da noktanın x'i oluyor. E buna da x bölü 1 dersem o zaman ben ne biliyorum arkadaşım? Demek ki kosinüs alfada direkt x olmuş oluyor. x dediğim ne? O zaman burası da x dediğim gördüğün gibi noktanın x'iydi. Demek ki x ekseninde ben artık ne diyeceğim? Kosinüs Hatta böyle yazı şöyle yazsak daha iyi. Kosinüs ekseni olmuş olacak. Ve burada arkadaşlar farkındaysanız açımız küçüldükçe y küçülecek 0 ile 90 arasında. Açımız büyüdükçe y, y değerimiz büyüyecek. Yani sinüs değerimiz büyüyecek. Peki x'lerde ne olacak? X'ler de 0'a yaklaştıkça. Bakın 0'dayken 1 olacak. Sinüsüm 0 olacak çünkü yüksekliği yoktur. Geldik büyüdük büyüdük büyüdük. Bakın burada da Artık yatayda bir şey yok. Yani kosinüs sıfır sinüs de 1 olmuş oluyor. Şimdi bir kere daha şunu söyleyelim. O zaman demek ki benim kosinüsüm bakın eksi 1'den birden, şey birden başlıyor. Gittikçe küçülüyor sıfır oluyor. Sonradan da daha da küçülüyor. Eksi 1'e kadar gidiyor. O zaman kosinüs dediğin şey eksi 1 ile 1 arasında ve 1 ile eksi 1 olabiliyor. Sinüs dediğimde bakın sıfırla başlıyor 1 oluyor. Birden sonra yine sıfır oluyor ve buraya geldiğinde de eksi bir oluyor. Yine sinüs de neredeymiş? Eksi bir ile bir arasındaymış dedim. Ve sinüs kosinüsün geniş çaplı bir şekilde anlatmış oldum. Bir açının daha çemberin üzerindeki noktasının y'si sinüs x'i de kosinüsmüş dedim. Aklımda kalsın. Hemen bana bir soru soru, soru soruyor. A, A, varmış. A eşitmiş 3 sinüs alfa eksi 2 kos beta'ya. A'nın alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulalım diyor. İlk önce sen neyi biliyorsun arkadaşım? Onu yazsana. Sinüs alfa ne ile neyin arasındaydı? -1 bir ile 1'in arasındaydı. E o zaman 3 sinüs alfa nedir? -3 ile -3 ile 3 sinüs alfa neyin arasındadır arkadaşım? 3'ün arasındadır. Peki -2 kosinüs beta'ya bakalım. E kosinüs beta eksi, hemen eşit koyalım. Kosinüs beta -1 ile 1 arasındaydı. Hemen -2 yaparsam da işaret ters döner. O zaman burası 2 olur. Eksi kosinüs beta büyüktür. Eksi 2 olur. Şimdi çok dikkat edin. Bize A'nın alabileceği değerler topluyor. Taraf tarafa topladığımı düşünürsek hemen yapalım o zaman. Şöyle eksi 3 ne olmuş olacak? 3 sinüs alfa hemen burası 3. Burada da ne olacak? Eksi 2 küçük tarafta. Eksi 2 küçük eşittir. Eksi 2 kosinüs beta küçüktür. 2 olacak. Taraf tarafa topladığımda da şunu fark edeceğim. Eksi 5 3 kosinüs alfa eksi 2 kos, 3 e, sinüs alfa eksi 2 kosinüs beta ne olacak arkadaşlar? A olacak. E burası da 5 olacak. A'nın alabileceği en küçük değer hop eksi 5 en büyük değer de hop 5 olmuş oldu. Bu arada dikkatinizi çekerim. Burada alfa ile kosinüs beta birbirlerinden farklıdırlar. Ve dikkatinizi çekerim diyorum ya Dikkat etmem gereken noktada şu adam sana A büyük A yani A eşittir A sinüs alfa B kosinüs alfa yani işaretlerimin daha doğrusu açılarım aynı verirse bu sefer kosinüs de sinüs birbirlerini dengeleme pozisyonuna geçerler. O yüzden de ne olur biliyorsun en küçük Kök içinde a kare artı b kare. Nereden hatırlıyorsun bunu kök içinde a kare artı b kareyi? Uzunluktan hatırlıyorsun. Yani iki nokta arası uzaklık ya da orijinal uzaklıktan hatırlıyorsun. O zaman burada özel bir dik üçgen kullanabilir miyim? Kullanırım. Mesela burası 3 ise burası 4 ise diyeceksin ki hemen hocam burası eksi 5 ile artı 5 arasındadır diyeceksin. En büyük değer dedi kökün içinde diğeri de kökün içindekinin eksili hali olmuş olacak. Bununla ilgili örneğe gerek duymuyorum. Çok böyle cins kitaplar olabiliyor. Onlar da soruluyor. Başka da bir şey gelmez zaten. Geldik tanjant ve kotanjant fonksiyonlarına. Biraz önce sinüs ve kosinüs halletmiştik. Şimdi tanjant ve kotanjanta geldik. Bakın tanjant ve kotanjantta bilmem gereken tanjant nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Tanjant demek karşı kenar bölü komşu kenar. Karşı kenar bölü komşu kenar demek. Burada da arkadaşlar bakın yine bizim bir alfa açımız varsa bu alfa açısının çok dikkat alfa açısının x eşittir bir üzerinde kestiği uzunluk benim için tanjant değeridir. O yüzden şurada bir x eşittir bir doğrusu var ve ben bu doğruya ne diyorum biliyor musunuz? Tanjant ekseni diyorum. Tanjant ekseni diyorum. Biraz önce x eksenimiz kosinüs, y eksenimiz sinüstü. Şimdi de x eşittir bir eksenimiz bizim için tanjant ekseniymiş. Ve bir açı varsa o açının bunun üzerinde kestiği nokta bizim için ne olacakmış? Bizim için tanjant değeri olacakmış. Bir de arkadaşlar tanjantı şöyle de tanımlayabiliriz. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa diye de tanımlayabiliriz. Aklımızda olsun. Devam edelim. Devam ettiğimde de karşıma ne çıktı? Bu sefer karşıma da kotanjant çıktı. Yine aynı şekilde ben bir alfa açısı alırsam bu alfa açısının arkadaşlar y eşittir bir doğrusu üzerinde kalan kısmı benim kotanjant değerimdir. İşte o yüzden de ben de bu sefer y eşittir 1'e kotanjant ekseni diyorum. Kotanjant ekseni diyorum. Kotanjant ekseni diyorum. Ve de arkadaşlar kotanjant demekti. De, bakın burada yazalım. Ko tanjant adı üzerinde ko ile başlıyor. Komşu kenar bölü nedir arkadaşım? Karşı kenardır. Komşu kenar bölü karşı kenardır. Peki kotanjant tarifey başka şekilde söyleyebilir miyim? Aynen Johnny ko tanjant Kotanjant kosinüs bölü sinüs alfadır dedim aklımda kalsın. İşte bakın bir alfa açısının burada kestiği kotanjant bir alfa açısının bunun üzerinde aldığı noktada nedir? Tanjanttır dedim. Bu arada bir şey dikkatimizi çekmesi lazım. Alfam büyüdükçe alfam büyüdükçe ben sonsuza doğru gidiyorum. Alfam eksi tarafa geçip küçüldükçe de benim değerim eksi sonsuza doğru gidiyor. Kotanjant içinde sıfıra yaklaştıkça sonsuza doğru gidiyorum. Eksi tarafta sıfıra yaklaştıkça da Orada eksi sonsuza gidiyorum. O zaman tanjant kotanjant da eksi sonsuzlar arasında değer alır arkadaşım. İşte bu. Buraları bitirdikten sonra sekant için çok uzatmayacağım. Sekantın bu e, x eşit burada bir tane açı aldığında bu açının arkadaşım değdiği noktadan bir teğet alıyorsun. O teğet senin eksenin oluyor. Çok uzatmayacağım. Burayı çok sorgulamıyorlar. Sadece kosekantta bir terslik olduğunu bil. Bir terslik var. C ise burası 1 bölü sinüs harfi olduğunu bil. Sekantta da yine kosekantta olduğu gibi bir terslik olduğunu buranın S ise buranın da kosinüs olduğunu bilmelisin. Bak görüyor musun olayı arkadaşım? Olay gerçekten de basit ve bunlar böyle akılda kalıcı. İnanın ben öğretmenim diye bunları bilmiyorum. Ben bunları lise öğrenciyken Samet dediğin öğretmen lisede öğrenciyken 119 numaralı Samet Öner adlı öğrenci bunu öğrendiğinde size öğrettiği, öğrendiği şeyi size öğretmeye çalışıyor. Yani demek istediğim bunları öğretmenlikten değil ben bunları lise zamanında kodlamışım. O yüzden arkadaşım kendi kodlamalarımı şu an size söylüyorum. Bunların önemi de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantı anladık sanırım. Ve trigonometrik bir değerin sayısal karşılığını biliyorsan. Mesela Buradaki gibi kosinüs alfa eşittir 8 bölü 17 ise arkadaşım ve sayısal karşılığı verir. Başka trigonometrik değerler kosekan, kotanjan cot, sorulursa bunlar sorulduğunda hemen ne yapıyorsun? Dik üçgen yapıyorsun arkadaşım. Bak şimdi dik üçgen yapmak şart. Çünkü dik üçgen trigonometrik değerler için dik üçgen olmazsa olmaz. Şimdi peki kosinüs alfayı veriyorsa sana sen ne yapacaksın arkadaşım? Sen hemen bir dik üçgen çizeceksin çizdiğinde de herhangi bir açıya alfa diyeceksin. Kosinüs ne demekti? Komşu demekti. Peki bölüsündeki ne demekti? Hipotenüs demekti. Hangi özel üçgen vardı? 8, 15, 17 özel üçgeni vardı. 8, 15, 17 özel üçgenini yazdıysan sen hemen sen kosekantın 1 bölü sinüs olduğunu biliyor musun? Yukarı yazacaktım vazgeçtim son anda. Kotanjantının da sen ne olduğunu biliyorsun. Kotanjant. Bakın kotanjant. Kosinüs bölü sinüs olduğunu biliyor musun? Eyvallah eyvallah eyvallah. Çok güzel yaptık. O zaman bunlar ortak parantez paydayı alınır. 1 artı kosinüs alfa. E kosinüs alfayı ben biliyorum zaten. 8 bölü 17 bölü e, sinüs alfa ne? Karşı bölü hipotenüs. O da nedir? 15 bölü 17. E gel gör ki 17 kere 1 17. 8 ekli 25 bölü 17 bu pay pie kısmındaydı. Paydayı da ters çevirip çarparsam 17 bölü 15'ten dolayı bunlar birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü. 5 kaldı. 3 kaldı. Cevabımda ne oldu? 5 bölü 3 olmuş oldu. İşte bu. Olay bu. Trigonometrik bir değer veriliyorsa sen hemen dik üçgeni çizmek zorundasın. Başka bir şekil verilirse sana mesela buradaki gibi şekil verirse şekilde dik üçgen bulmak zorundasın. Mesela adamın sorusuna bakalım. Geometrik bir şekil verilip bakın geometrik şekil veriliyorsa da trigonometrik değer de sorulursa açık kenarları oranlı bir dik üçgenin içine getirilmeye çalışılır. Yine dik üçgen yine dik üçgen. Yandaki şekil özdeş karelerden oluşmuştur. Buna göre tanjant alfa tanjant beta'yı soruyor. Çok dikkat. Bakın şuradaki bıdık kenarı buradaki 3 olanı biliyorsun. Ama buradaki bıdığı bilmiyorsun. O yüzden karşı bölü komşu yapamazsın. Bu açının eşleniği şuradaki alfadır. Paralel oldukları için yöndeşlerin hepsi alfadır. O zaman burası da alfadır. Bu arada nereye kadar? Şuraya kadar alfadır. Bak bu alfadır. Alfa ise kardeşim hemen şu üçgene bakıyorum. Bu üçgene baktığımda tanjant alfanın 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 bölü tanjant alfanın 6 bölü 1 olduğunu görüyorum. Neden? Burası diktir dik üçgende karşısı 6 birim komşusu 1 bir birim artı hemen ben ne yapacağım yine yine yeniden aynısını yapacağım tanjant beta 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 burayı da beta buldum mu buldum hemen burada bir üçgen yaparsam ne olmuş olacak arkadaşım bir üçgen yaparsam betanın da karşısı 3 komşusu yine 1 olacak o zaman 6 artı 3'ten dolayı Cevabım ne olacak? 9 olmuş olacak. Olayı da bu şekilde bitirdim. Tanjant demek karşı bölü komşuydu. Karşısı 3, komşusu 1. Karşısı 6, komşusu 1. O zaman 3 artı 6, 9 olmuş oldu. Ne öğrendim? Sana sayısal olarak bir değer verirse 8 bölü 15, 7 bölü 24, 25 bunları verirse arkadaşım sen hemen dik üçgen çizip aktarıyorsun. Sana ama bir şekilde veriyorsa şekilde hemen bir dik üçgen arıyorsun. Olayı bitiriyorsun. Şimdi lütfen elimi çektim. Bunun ekran görüntüsünü al. Çünkü çok güzel bir tasarı var burada. Ne tasarısı hocam bu? Bir kere sin kare artı kos karenin bir olduğunu bilmelisin arkadaşım. Nereden bilmelisin peki sin kare artı kos karenin bir olduğunu? Hemen geri bas, geri bas, geri bas, geri bas, geri bas, geri bas. Geri bas, geri bas, geri bas, geri bas, geri bas. Geri bas. Hemen bir daha geri bas. Arkadaşlar bakın. Sin kare artı kos kare birdir. Neden? Çünkü biz buraya ne demiştik? kosinüs alfa. Buraya ne demiştik? Sinüs alfa. Peki sinüsün karesi, kosinüsün karesi birin karesine mi eşit? Evet. O zaman sin kare artı kos kare alfa birdir. Ama adamlar sana sorularda ne soracak biliyor musun? Sin kare alfayı artı kos kare alfayı sormayacak. Sin kare alfayı verecek. Senden kos kare alfayı karşıya atmanı isteyecek. Hatta ve hatta bazen sadeleştirme sorularında senin bunun iki kare farkı olduğunu görüp bir eksi kos alfa 1 artı kos alfa olduğunu fark etmeni ve yapmanı isteyecek. Aynı şekilde sinüsü de yapmanı isteyecek. Kos kareyi verip senin sinüse çevirmeni 1 eksi sinüs alfa hatta şurada alfa da var unutmuşuz. 1 artı sinüs alfa diye yapmanı bekleyecek, isteyecek arkadaşım. Bu arada tanjant neydi? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Kotanjant neydi? Kosinüs alfa bölü sinüs alfa. E peki birbirlerini çarpmaya göre tersi ise çarparsam ne olur? 1 olur. Veyahut da bak buradan buna geçtim. Buradan da buna geçiyorum. O zaman tanjant gördüğümde bazı yerlerde bir bölü kotanjant yazabilirim. Çünkü tanjant tarifi bu kotanjant her tarafı kotanjanta bölebilirim. Kotanjant alfa gördüğümde de bir bölü tanjant yazabilirim arkadaşım. Unutma aklında kalsın. Sekantta ne demiştik? Bir terslik var demiştik. Bir bölü kosinüs alfa. Kosekantta da bir terslik vardı. O da bir bölü sinüs alfaydı. İnşallah ekran görüntünü almışındır dedim ve burayı da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşım trigonometrik fonksiyonların işaretleri sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın işaretlerine bakacağım. Hocam sekantla kosekant neden yok? Çünkü bir bölü sinüs, 1 bölü kosinüs oldukları için onlar zaten sinüs ne alıyorsa, kosinüs ne alıyorsa onu alacaklar. Allah'ım ya Rabbim ya bir esnevi tuttu. Durmadan gelip duruyor. Ara ara geliyor. Uykum da yok aslında. Neyse devam edelim. Bakın birinci bölge ya da ne derler? Ee, misafir mi gelecek derler. Öyle bir şey derler. Arkadaşım bak şimdi ne var? 0 ile 90 arasında. Yani birinci bölgede. Bakın x ekseni artı. Y ekseni artı. Bu ne demek biliyorsun? Biz ne demiştik zaten y eksenine? Sinüs demiştik. Kosinüs ne demiştik? X ekseni demiştik. İkisi de artı olduğu için birinci bölgede. O zaman sin de kos da artıdır. Peki tanjant dediğim sinüs bölü kosinüs müydü? Kotanjant dediğim kosinüs bölü sinüs müydü? O zaman artı bölü artı ya da artı bölü artı bunlar da artıdır. Geldim ikinci bölgeye. İkinci bölgeye baktığımda y hala artı x eksi. Peki y neydi? Kosinüstü. Şey sinüstü. Peki x neydi? Kosinüstü. O zaman y hala artıysa sinüsüm artı. x eksi ise kosinüsüm eksiye döndü. Peki arkadaşım tanjant kotanjantlar sinüs bölü kosinüs kosinüs bölü sinüs ise son kez söylüyorum. O zaman artı bölü eksi ya da eksi bölü artıdan dolayı bunların iki işaretleri de eksi olacak arkadaşım. Geldim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede artık sinüs de eksi kosinüs de eksi. O zaman ne oldu? X de eksi y de eksi ise sinüs de kosinüs de eksi. Ve de bunlar da sin bölü kos kos bölü sin olduğuna göre eksi bölü eksi ya da eksi bölü eksi artı olmuş olacak. Son bölgeme geldim artık. O da dördüncü bölge. Artık kosinüsüm yani x eksenim artıya kavuştu. Ama hala y eksi. Y eksi x artı. O zaman ne oldu arkadaşım? Gördüğün gibi eksi artıdan dolayı bunlar da eksi olmuş olacaklar. Tanjantla kotanjantla eksi olmuş olacak. Bunlar ne işimize yarayacak? Birazdan görürsün ne işimize yarayacak dedim ve birazdan'a geçtim. Açı indirgeme sorularında işe yarayacak arkadaşım. Açı indirgeme ne hocam? Açı indirgeme demek şu demek arkadaşlar, büyük bir açıyı küçük açıya indirgeyeceğiz. İncek aşağı, aşağı inecek o açı. Nasıl yani? Alfa dar açı olmak üzere 90 artı ya da eksi sinüs. Mesela, bunları ben sinüs sinüs, tanjant tanjant yazdım. Bunlar kosinüsler de olur, hiç fark etmez. 180 artı eksi alfa. Burada da 270 artı x alfa veyahut da tanjant işte 2, 2 alfa yani 360 artı x alfa olabilir. Biçimindeki açılar için neyi bilmem lazım arkadaşım? Açının bölgesine bakacaksın. Bakın mesela 90 artı alfa diyorsa hemen sen ne yapıyorsun? 90 burasıdır hocam. Artısı burasıdır. Hemen bölgeye baktık. Neresi bu ikinci bölge? İkinci bölge ise hemen bölgeye bakıp ikinci bölgede sinüs artıdır diyeceksin. Artıysa artıyla başlayacaksın. Ve sonrasında da 0, 180, 360 ya da 0 radyan, pi radyan, 2 pi radyanlara baktığında bunların varlığını görürsen yani pi ile 2 pi ya da 0'ı görürsen orada ismi aynı kalacak. İlk önce işaret sonra isim sonrasında da alfa yerine gelecek. Bu alfalar da yerine gelecek hiçbir sıkıntı yok. Bak şimdi olay çok basit ve hatta 90 ile 270 olursa da isim değişecek. Bak 90 270 de isim değişir. 0, 180 ve 360'da isim aynı kalır. Peki isim nasıl değişiyor? Sinüs, kosinüs, kosinüs, sinüs oluyor. Tanjant, kotanjant, kotanjant, tanjant oluyor dediğim olayı bitirdim. Bir bölge, iki isim, üç hemen yerine getir. Bak şimdi sinüs alfa artı, alfa artı bakın şey pi e, artı alfa nereden çıktı? Pi artı alfa. Bakın burası pi değil mi? Burası 180 değil mi? Evet. Artısı neresi? Üçüncü bölge artı bir bitik aşağı. Üçüncü bölge oldu. Üçüncü bölgede sinüsüm eksi. İlk önce işaret. Sonrasında pi mi var? 180'de isim değişiyor muydu? Değişmiyordu. Değişmiyorsa hemen alfayı sinüsü yanına koydum. Sonra üçüncü olarak da alfa hop diye yerine gelecek. Geldim buraya. Mesela yine sinüs yazdım. Sıkıntı yok. 370 şey 270 270 eksi diyor. Yine eksi derse yine üçüncü bölge. İlk önce üçüncü bölge olduğunu fark ettim. Sonrasında da isim değiştirmem gerektiğini fark ettim. Sonrasında alfa yine yerine geliyor arkadaşım. Olay bu. Yapman gereken ilk bölge neden bölgeye bakıyorsun sence? Bir düşün. Çünkü ilk önce isim değişikliğine bakarsan. Bakın üçüncü bölgede tanjant kotanjant artıydı. Mesela sen burada arkadaşım veyahut da ikinci bölgeye baktığında İsim değişiyorsa mesela 90 artıda isim değişiyor. Kosinüse bakarsan isim değiştiğinde sinüs olursa o zaman artı olur ama eksi olması gerekiyordu. O yüzden ilk işaret, hep ilk işarete bakıyorsun. Sonrasında da isme bakıyorsun. En sonunda da alfayı olduğu yere bakın artı eksiye bakmaksızın direkt sinüs alfa, kosinüs alfa, kotanjant alfa ya da e, tanjant alfa yapabilirsin arkadaşım dedim geçtiğim Bak bilmen gereken pratik bir bilgi var. Bunu aklında tutarsan iyi olur. Tutmazsan da sıkıntı yok. Göstereceğim nereden geldiğini. Kosinüs eksiği yutar. Diğerleri kusar. Nasıl? Dışarı atar. Ne demek istiyorsun hocam? Kosinüs eksi alfa ne yapar biliyor musun? Eksiği yutar. Ya da kosinüs x eksiği yutar. Diğerleri ise kusar. Yani dışarı atar. Diğerleri ise dışarı atar. Diğerleri ise eksiği dışarı atar. Kim kusar? Bakın kim kusar diğerleri. Kim e, yutar o da kosinüs ne yapıyor? Kos diyor böyle yutuyor arkadaşım. Böyle saçma bir şey oldu ama olsun. <laughs> birden benim komikliğime gitti. Ne oldu? Kos diyor yutuyor arkadaşım. Yutuyor. Diğerleri de e, ne yapıyor? Kusuyor. O yüzden bunu böyle... Peki hocam bunu aklımda tutamadım. Bana nereden geldiğini göstereyim misin? Hemen göstereyim dostum. Mesela tanjantı ele alalım. Tanjant eksi alfa eksi x demek. 0 eksi x mi? E 0 şurası değil mi dostum? Eksisi 4. bölge değil mi? Dördüncü bölge ise 1. ilk önce işarete bakıyorduk. Eksi olacak. 2. 0 olduğu için isim değişmeyecek. 3. Yanına gelecek x. O zaman sinüs de kosinüs de tanjantta 4. bölgede eksiler mi? Hepsi eksiyi bir kere dışarı bırakacak. Sıfırdan çıkarttığım için hepsinin ismi aynı kalacak. X de yanına gelecek. Olay bu. Kosinüs de peki niye yutuyor? Bakın birinci bölge olduğu için pardon e, x'in artı kısmında olduğu için dördüncü bölgede o zaman işareti artı isim değişmiyor. X demek direkt yanına geliyor. O yüzden işte yutuyor. Dördüncü bölgede x nedir? X kesinlikle artıdır. Geldim buraya. Mesela hemen şunu bileceksin. Sinüs eksi 70. Sinüs ne yapardı? Kusardı. O zaman ne oldu? Sinüs 70 oldu. Peki kosinüs eksi 70. Kosinüs ne yapardı? Yutardı. O zaman ne yaptım? Kosinüs 70. Sinüs ne yapardı? Kusardı. Kosinüs ne yapardı? Yutardı. O zaman bunu da bu şekilde yapmış oldum ve olayı bitirmiş oldum. İşte karşında ödülü soru arkadaşım. Biz her şeyi yaptık inşallah. Ee, sen de burada kosinüs 5x 3 olması hiç fark etmez. Kosinüs hangi açı olursa olsun ister 1 milyon olsun ister eksi katrilyon olsun sinüs her zaman eksi 1 ile 1 arasındır. Bu çıkış noktasından ilk önce eksi 5 ile çarp sonra 9 ekle sonra 2'ye böl o zaman a'nın değer alanını bul cevaplara yaz bakalım. Bulabildin mi? Anlayabildin mi? Burada aslında basit bir eşitsizlik var. Cevapları yoruma bekliyorum. Ödevini yapmadan gelme. Yapabildiklerini yap. Soru çözümünden sonra patlatacaksın zaten. Merak etme. O yüzden arkadaşım iyi ya da kötü eleştirilerini yoruma bekliyorum. Cevaplarını zaten kesin bekliyorum. En önemlisi seni sevdiğimi unutmuyorsun. Bir dahaki derste görüşürüz. <laughs>